Merhaba değerli izleyenler. Asklepios Bilgi Yayını'na hoş geldiniz. Bu yayın Asklepios'un yaptığı ilk Türkçe yayındır. Amacımız Türk asırlı doktorlarımızı davet edip tıbbi konulara Türkçe dilinde hepimizin anlayabileceği şekilde değinmek. Bugünkü konuğumuz Başhekim Doktor Derya Gökçegün. Kendisi Asklepios Kenik Haboğ'da toraks cerrahı uzmanı ve bugün bize akciğer kanserinden bahsedecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doktor hanım akciğer kanseri nedir ve neden oluşur? Akciğer kanseri günümüzde hala en sık görünen kanser türlerinden biridir. Özellikle erkeklerde birinci sırada, kadınlarda meme kanserinden sonra ikinci sırada gözüken kanser türlerinden biridir. Akciğerin içinde veyahut solunum yollarında normal hücrelerin kontrol dışı çoğalarak oluşturduğu tümörlerdir. Ee, gelişim nedenlerine gelince e, bugün artık herkesin bildiği gibi en başta sigara içmedir tabii ki. Burada önemli olan birçok kişinin bu, bu hala dikkat etmediği konu sadece aktif sigara içen içen e, için değil, e, pasif olarak işte sigara dumanına maruz kalan insanlar da risk taşıyor, yüksek risk taşıyorlar. Bilhassa çocukluğundan beri anne babanın yanında mesela sigara dumanına maruz kalan insanlar risk taşıyor. Bunun dışında ama tabii ki birçok faktör ve etken var akciğer kanserinin oluşumunda. Bizim hastalarımız, Türk hastalarımızı düşünürsem, ilk birinci kuşağı düşünürsem, birçoğu işçi olarak fabrikalarda, limanda, gemi yapımında çalıştılar. Orada da asbestle çalıştılar. Asbestle kontağı olan e, insanlar, asbest e, bir e, tür tozdur, zehirli bir tozdur. Eskiden ev yapımında kullanılmıştır da ama e, en başta da işte e, araba frenlerinde, gemi yapımında, bu tür inşaatlarda kullanılan, 80'lerden beri yasak olan, e, sadece e, riskini maalesef 10 e, yıllarca taşıdığı, bir tür tozdur. Onun için sadece bir gün, bir hafta, seneler bununla çalışmış olan insanlar bunu bilmiyorlar da genelde. Ama 30-40 sene sonra sigara da üstüne gelince o da birlikte bir akciğer kanseri riski oluşturabiliyor. Anladım. Peki her insan risk taşıyor mu? Yani ben sigara içmediğim halde, Hı -hı. pasif içicisi olmadığım halde, Hı -hı. inşaatlarda çalışmadığım halde Hı -hı. Durduk yere birdenbire kansere yakalanabiliyor evet. muyum akciğer kanserine? Evet, yakalanabiliyorsunuz maalesef. Sebep nedir Çünkü peki? Çünkü genetik faktörler de var. Ee, en başta bu. Bir de e, çevremizdeki başka faktörler. Mesela radon ışını, e, radyosunu. Bu her yerde var. Belirgin değil. Onun için e, herkes bu riski taşıyor. Peki idiopatik olabiliyor mu yani? Olabiliyor. Evet o da olabiliyor. Evet. Nasıl teşhis ediyorsunuz peki? Akciğer kanserinin teşhisi çok kolay bir şey değil. Genelde en sık görünen tesadüfen akciğerde bir kitle görünüyor. Başka bir hastalıktan dolayı hastanın göğüs röntgeni çekiliyor ve tesadüfen bir kitle gözüküyor. Bundan sonraki evre genelde hastanede teşhislerin devamı hastanede oluşması gerekiyor. İlk yapılan şey tabii ki tomografi göğsün tomografisi. Bunun dışında tedavi belirlenesiye kadar birçok tahlile ihtiyaç var. Bu mesela tomografiden sonra bronkoskopi yani solunum yollarına hortumla bakıp içeriden akciğeri gözlemlemek. Bundan sonra akciğerin fonksiyonu düşünebildiğiniz gibi birçok hasta 20-30-40 yıldır sigara içiyor. Onun için aynı zamanda kalp hastası, aynı zamanda damar hastalıkları var. Birçoğunun 50-60 yaşından sonra şeker hastalıkları var. Onun için maalesef bir tür komple check-up yapılması Her gerekiyor. Her şey üst üste geliyor yani hastalık. Evet. Sadece o değil daha evet. bir çok böyle bir bağlantı var. Evet. evet ve tedaviyi akciğer kanserinin tedavisini belirlemeden dediğim gibi bir tür check-up yapma, yapmamız gerekiyor. Semptomlar nedir peki yani insanların evet. e, bazı hastalıklarda insanların başı döner ateşi çıkar Hı -hı. E, çeşitli çeşitli semptomlar vardır. Bu Hı -hı. hastalığın semptomu var mı? Evet işte akciğer kanserinin asıl sinsi yanında bu çok belirgin bir e, semptomu yok. E, onun için e, erken teşhiste maalesef e, nadir oluyor. E, tek bildiğimiz e, belirtiler... Ee, uzun süreli öksürme, haftalar süren, e, normalde işte kış dönemlerinde 2-3 haftadır ama bu kış geçti, kış dönemi geçti, hala öksürüyorum diyen hastalar. Çok belirgin olan tabii e, kan öksürme. Bunun dışında balgamın çoğalması ve genel kanser belirtileri, e, zayıflama gibi, aşırı terleme gibi, halsizlik gibi. Ama tümörün büyüklüğüne bağlı olarak mesela belirli ağrılar da olabilir. Göğüs kafesinizde belirli ağrılar olabilir. Bu hatta mesela sırt ağrısı gibi görünebilir. Hastalarımız işte fıtık, bel fıtığı var mı acaba diye tedavi alınır. Bu sırada akciğer kanseri de belirlenir. Peki biraz da pozitif şeylerden bahsedelim. Teşhis edildikten sonra evet. ne yapılabiliyor? İnsanlar hastalarımız nasıl iyileşebiliyor? Hı. Nasıl kurtulabiliyor bu hastalıkta? Evet. Ee, akciğer kanserinin evresi çok önemli. Erken teşhis yapılan her kanserde olduğu gibi bu hastalıktan kurtulma imkanı var kesinlikle bu. Ee, tedavi olarak e, Üç boyutumuz var, birincisi ameliyat, ikincisi kemoterapi, üçüncüsü radyoterapi. Birçok zaman bu üç boyut birlikte işliyor. Sadece sıralaması belirlenmesi gerekiyor. Hangi yöntemi önce belirle, yapmamız gerekiyor? Erken evrelerde en başta hep ameliyat olur. Ameliyat edilebilen tümörler e, genelde gerçekten hastalarımızın iyileşebildiği tümörler oluyor. Ameliyat en iyi nokta diyeyim. Ameliyat esnasında e, tümörün dışında e, yanında olan tabii ki lenf bezleri de çıkar çıkartılıyor. O nedir? Lenf bezleri e, bütün e, vücutta oluşan, e, var olan her sağlıklı insanda da var olan belirli küçük bezlerdir. Bunları, bunlar genelde tümörlerin, kanser hücrelerin vücutta dağılımını oluşturur. Onun için onların da çıkarılması çok önemlidir. Eğer lenf bezlerinde ameliyat sonrası bunlar patolojiye gidiyor. De tümör hücreleri bulunursa ameliyat sonrası ayrıyeten bir de kemoterapi gerekebiliyor. Peki insanlar İyileşmeyeceğini bildiği zaman Hı -hı. nasıl reaksiyon gösteriyorlar? Hı -hı. Yani siz e, teşhisi koydunuz Hı -hı. ve çok iyi biliyorsunuz ki bu evreden sonra iyileşilemez. Hı -hı. Hastalarımız nasıl tepki gösteriyor söylediklerinize? Şimdi çoğu zaman yani öyle bir o evrede nadir oluyor. Yani iyileşemeyeceksiniz, hiçbir şey yapamayacağız dememiz gereken hastalar çok çok nadir oluyor. Genelde ortalama diyeyim tedavilerin yapılabildiği ve hastalığın uzun süre tekrar nüksetmediği hastalarımız çoğunluk yine de. Yani bugün hala insanlar en başta akciğer kanseri duyunca tabii ki çok çok korkuyorlar ve kesinlikle iyileşemeyeceklerini düşünüyorlar. Bazıları hatta bütün tedavi teşhisi bile reddediyor bu çok yanlış bir şey bu çok yanlış bir şey. biraz doktorlarına güvenerek o teşhis noktalarını, tahlilleri bazen çok sabır da istiyor. Bu çünkü bir hafta, iki hafta, üç hafta sürebiliyor. Bu süre içinde hastalarımıza çok kesin bir şey söyleyemiyoruz. Biyopsi sonuçları, tahlil sonuçları bekleniyor. onun için yine de yani büyük çoğunluğunu herhangi bir şekilde tedavi edebiliyoruz. Ve İyileşmeyeceksiniz diye aslında hiçbir neredeyse hiçbir hastaya dememiz gerekmiyor her türlü kanser hastalığında olduğu gibi bunu anca hastalık 5 sene içinde nüksettiği zaman yani tekrarladığı zaman diyebilirsiniz Onun için en başta umut dolu olmaları güven dolu olmaları tabii ki pozitif düşünmeleri çok önemli Evet, getirdiğiniz resimlerde göstermek evet. istediğiniz bir şeyler var sanırım. Evet, en başta bu çok tipik bir resim olduğu için tomografi, akciğer göğüsün tomografisi, sol akciğer ve sağ akciğeri görüyoruz. Bu beyaz kitle gördüğümüz tümör. Bu evrede mesela, bu erken bir evre oluyor. Ameliyat çok iyi mümkün. Ee, ameliyattan da birçok hastamız korkuyor tabii ki. Akciğerin hayatı hayati fonksiyonu olduğu için tabii ki. Onun için e, gelen Türk hastalarımıza bilhassa ameliyatı e, çok iyi anlamaları gerekiyor. Ameliyat sonraki dönemi de çok iyi anlamaları gerekiyor. Akciğer hastalığından e, ameliyatından e, sonra e, ki günler çok önemli olduğu için. Çünkü hastalarımız... E, çok iyi ilaç tedavisi almaları gerekiyor ağrı kesicileri. Neredeyse ameliyattan sonraki gün direkt yataktan kalkmalarını istiyoruz, hareket etmelerini istiyoruz. Fizyoterapiyi çok iyi yapmaları gerekiyor. Onun için dil sorunları olunca tabii ki sorun oluyor. Bunları çok iyi açıklamam gerekiyor hastalarımıza. Evet. Bu evre geliştiği zaman diyelim ki çok çok e, gelişmiş bir tümör. Hı hı. Nasıl görünüyor? Bundan bu diyorsunuz ki bu daha çok gelişmemiş bir. Evet, aha, Evet. Tümör. Mesela daha e, büyük daha büyük olabiliyor. E, veyahut e, vücutta veyahut akciğerin başka yerlerine e, yayılmış olabiliyor. Lenf bezi dediğim küçük bezler normal tomografide neredeyse görünmeyen bezler bunlar büyüdüğü zaman değiştiği zaman ortalarda akciğerin çevresinde gözükebiliyor. Teşhis konusunda bir de ekleyebileceğim önemli bir şey var. Bu bizim Asklepios Klinik Habuk hastanemizde yapılabilen bir teşhis. Bu henüz hala her hastanede olmayan Hamburg'da 3-4 yerde olan bir tomografi türüdür. Bu özellikle bütün vücudu tarama yapabileceğiniz bir tomografi ve özellikle kanser teşhisi için geliştirilmiştir. Burada aslında buna benzer normal tomografiye benzer resimlerimiz oluyor. Sadece burada gördüğünüz renkli resimdeki gibi damardan glukoz yani şeker içeren bir sıvı veriliyor hastaya şeker içeren sıvılar enerji olduğu için enerjik yani tümör olan yerlere bağlanıyor. Ve bu böyle bir PET tomografisinde parlayarak gö görebiliyoruz. Yani tek bir taramada bu hastalık vücutta yayıldı mı başka bir yerde kan hücreleri var mı, tümör var mı görebiliyoruz. çok, çok özellikle enteresan. akciğer kanseri taramasında çok önemli bir tomografi bu da. Evet, şimdi çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Aslında siz de değindiniz e, demin. Türkische Sprechstunden adı altında yapılan bir projemiz var Asklepios'ta. Türk doktorlarımızla Türk hastalarımız direkt irtibata geçebiliyor. Dolmeçe gerek kalmıyor. Kırık Almancayla kendilerini ifade etmek etmek zor etmek zorunda kalmıyorlar hastalarımız evet. ve gidiyorlar Türk doktorlarımıza direkt derdini, semptomlarını, ağrılarını, sızılarını dile getiriyorlar. Evet. Bunun avantajı nedir? Bize bahseder misiniz bundan biraz? Tabii ki bunun birçok avantajları var. Biz de Habuk'ta toraks kliniği olarak Türkçe danışma saatleri yapıyoruz. Hastalarımızı haftada iki kere pazartesi, perşembe günleri özellikle ilgileniyorum. Çünkü daha önce anlattığım bütün teşhis, tedavi dönemi için hastaların her şeyi çok iyi anlamaları gerekiyor bir de özellikle bütün korkularını, sormak istedikleri şeyleri, semptomları, bazen teşhis için semptomu hastanın iyi anlatabilmesi çok önemli oluyor. Bunu ana dillerinde tabii ki daha iyi yapıyorlar. Tercüman bile arada hata yapabiliyor, yanlış bir bilgi verebiliyor. Bu tür olaylarda yanlış anlaşmaların olduğunu kendim şahsen yaşadım. Onun için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Türk hastalarımızın böylelikle yani korkularını almaya çalışıyorum. Evet. Bu aydınlatıcı ve çok enteresan konu için, röportaj için çok çok teşekkür ederim. Değil. Ve umarım siz de not alıp bu konu hakkında, bu hastalık hakkında birçok bilgi edinmişsinizdir. Başka çeşitli çeşitli hastalıklar hakkında da bilgi edinmek istediğiniz takdirde www asklepius.com e çizgi naht sayfasına girip veya YouTube sayfamızı ziyaret edip bilgi edinebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.